9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 2006-114-7. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Ortalık aydınlanırken uyandım. Pencereden masmavi bir gökyüzü, yıkık evler ve bir kubbe görünüyor. Sokağa tam 7'de çıktım. Her yan sessiz ve boş. Eskiden, bol bol geziye çıktığım sıralar, gittiğim şehir ve kasabada ilk önce hiçbir yöntem ve amaç izlemeyerek rastgele uzun uzun yürürdüm. Yine öyle yapıyor, dar, çapraşık, taş döşeli ve sessiz sokaklarda dolaşmaya başlıyorum. Sokakların iki yanında kalın ve siyah taşlarla örtülü duvarlar yükseliyor. Bütünüyle düz bir yüzey üzerine kurulmuş bir şehir, evleri ya bir parça görünüyor, ya hiç görünmüyor. Ve görünen ev parçalarında, tavanları örtülü şaşılası balkonlar, dışarıdan taş merdivenler var. Dümdüz damların üstü de toprak ve çimen. Bu sokaklar, bu duvarlar ve bu evler insana sanki bir Arabistan görünümü, izlenimini veriyor. Dün geceki yolun bütünüyle tersi bir yönden gelerek, dün gece geçtiğimiz büyük alana çıkıverdim. Ve birden Erciyes, sanki eteklerine varmışız gibi görkemli ve gösterişli göründü. Sanki yaz sandıracak kadar güneşli ve ışıklı bir günde bütünüyle karla örtülü. Tepesine doğru azıcık bulutlara sarınmış. Ama bulut nerede bitiyor, bütün bu beyazlığın karla ilgili olan yanı hangisi, belli değil. Sanki hem yanında ve hem üstünde gibi duran bu dağ dekoruyla büyük alan, insanda gerçekten büyük bir etki yapıyor. Gerçi çevresinde yıkık ve kötü küçük yapılar da var. Düzeltme ve düzenleme yapılmadığından kışın pek çamurlu, yazın da korkunç tozlu olacağı kesin. Dördüncü okuduğunuz metinde yazarın benzetme yaptığı bölümlere örnekler bularak aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız. Cevap, dümdüz damların üstü de toprak ve çimen. Bu sokaklar, bu duvarlar ve bu evler insana sanki bir Arabistan görünümü, izlenimini veriyor, Arabistan'a benzetilme var. Beşinci okuduğunuz metin, bir gezi yazısından alınmıştır. Metni gezi yazısı yapan yönleri belirleyerek aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız. Cevap, aslında gezi yazısı içeriğinin belli bir kısıtlaması yoktur. İlgi çekici olan her tespit bir gezi yazısına konu olabilir. Binlerce kilometre uzakta gördüğünüz sıra dışı tek bir yapıyı, bir insanı da anlatabilirsiniz, yazın gittiğiniz köyünüzü de. Burada önemli olan yazarın akıcı ve güzel bir dil oluşturması, yerinde ve bilgilendirici tespitler sunmasıdır. Bu metinde bu özelliklere uymaktadır. Altıncı verilen şemada belirtilen cümle türlerine okuduğunuz metinden birer örnek bulup bunları aşağıya yazınız. Cevap: İsim cümlesi, gerçi çevresinde yıkık ve kötü küçük yapılar da var. Düzeltme ve düzenleme yapılmadığından kışın pek çamurlu, yazın da korkunç tozlu olacağı kesin. Fiil cümlesi, ortalık aydınlanırken uyandım. Olumlu cümle, ortalık aydınlanırken uyandım. Olumsuz cümle, tepesine doğru azıcık bulutlara sarınmış. Ama bulut nerede bitiyor, bütün bu beyazlığın karla ilgili olan yanı hangisi, belli değil. Basit cümle, ortalık aydınlanırken uyandım. Birleşik cümle, yine öyle yapıyor, dar, çapraşık, taş döşeli ve sessiz sokaklarda dolaşmaya başlıyorum. Yedinci, siz de evinizi ya da sınıfınızı betimleyen bir paragrafı aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız. Cevap, canım evim. Bizim ev yokuşun aşağısında Mustafaşa sokakta. Evimiz 3 odalı. Bir odası ben ile kardeşimin. Evimiz 2. katta. Bazen kuşlar konuyor pencerelerimize. Onlara ekmek kırıntısı veriyoruz. Evimizin bir odası yandaki parka açılıyor. O manzarayı izlemek çok hoşuma gidiyor. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 261 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.